Bakırköy'deyiz. Bugünkü sorumuz Mansur Yavaş mı yoksa Recep Tayyip Erdoğan mı diye soracağız. 15'e ilk ulaşan kazanır, iyi seyirler. Mansur Yavaş mı Recep Tayyip Erdoğan mı diye soruyoruz. Pardon? Mansur Yavaş mı Recep Tayyip Erdoğan mı? Recep Tayyip Erdoğan tabii ki. Ben Recep Tayyip Erdoğan'cıyım çünkü. Var mı bir nedeni? Nedeni ondan başka adam yok çünkü adamda. Kardeşim Mansur Yavaş mı Recep Tayyip Erdoğan mı? Abi Mansur Yavaş tabii ya. Abi çünkü ne bileyim çalışıyor, ediyor, çabalıyor ama Cumhurbaşkanı her şeye zam yapıyor abi ya. Yani insanlar açlıktan ölecekler en sonunda, yemin ediyorum. Gitmesi lazım bunun. Şimdi yorum yazacaklar, açım diyorsun elinde sigara var diyecekler. Abi tamam ben aç değilim ama sokakta yaşayan insanlar aç. Yani bunlar işsiz adamlar var bir sürü. Mesela adam 4 yıllık şey okuyor, üniversite okuyor ama iş bulamıyor. He. O yüzden Mansur Yavaş. Aynen öyle abi. Mansur Yavaş gelmese de yurt dışına gideceğiz abi, başka çaremiz yok. Kardeşim nasılsın? Eyvallah buyurun. Mansur Yavaş mı Recep Tayyip Erdoğan? Recep Tayyip Erdoğan hakkında mı konuşacağız şimdi? Mansur Yavaş mı Recep Tayyip Erdoğan? Mansur Yavaş'ı ben destekliyorum. Çünkü Mansur Yavaş'ı desteklememin nedeni aslında Recep Tayyip Erdoğan'ın mesela 15-20 yıldır hükümette olduğu için ister istemez bazı ön yargılara falan ya da bazı tabularımızı kullandığını düşünüyorum. Özellikle genç yaşlı kesimin. Ben o yüzden hani geleceğe dair Mansur Yavaş'ın daha iyi olacağını düşünüyorum. Rica ederim. Sağ ol, yayınlıyorum. Mansur Yavaş mı Recep Tayyip Erdoğan mı diye anket yapıyoruz. Mansur Yavaş tabii ya. Bir kere yönetme erkine erişmiş bir Recep Tayyip Erdoğan var. Yönetme erkine erişmiş ve 20 yıldır Türkiye'yi yönetiyor. 20 yılda geldiğimiz hal ortada. Burada bir yandan da hem fazla politikaya girmeyen, devlet teamüllerini bilen, bunu uygulayan ve vatandaş ayırt etmeden, uygun bir söylem kurgulayarak hizmet eden bir belediye başkanı var. O yüzden Mansur Yavaş. Beyefendi merhabalar. Mansur Yavaş mı Recep Tayyip Erdoğan mı diye soruyor. Mansur Yavaş. Neden? Ekonomi, ülke ortada zaten. Şu anda yani geçim bile yapamıyoruz. Yani ev kiraları olmuştur. Ben şahsen 4000 liraya kiraydım. Kastamonu'dan geldim. Bence Mansur Yavaş daha iyi olacak. Teşekkür ederim. Efendim merhaba. Çok kısa bir sorumuz vardı. Mansur Yavaş mı Recep Tayyip Erdoğan mı diye soruyoruz. Mansur Yavaş tabii. Her zaman güvendiğim kişilerdir CHP'liler. Asla hiçbir şeye ötekileri yani güvenmiyorum. Öyle diyeyim size. Teşekkür ederim. Efendim merhabalar. Mansur Yavaş mı Recep Tayyip Erdoğan mı diye soruyoruz. Anket yapıyoruz. Ben direkt söyleyeyim, Mansur Yavaş tercihimizdir. Daha kaliteli yönetim sistemine sahip. Ben İstanbul'lu bir vatandaş olarak Ankara'da o şekilde yaşamayı tercih edebilirdim. Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Sağ olun. Abim Mansur Yavaş mı Recep Tayyip Erdoğan mı? Beyefendi merhabalar. Buyurun. Buyurun hanımefendi. Anket yapıyoruz ablam. Mansur Yavaş mı Recep Tayyip Erdoğan mı diye soruyoruz. Mansur Yavaş. Recep Tayyip Erdoğan yeter artık, aşağı insin. Yani o kadar. Halk bıkmış ne be. Tek adam diktatörde bıktık artık. Biz Mansur Yavaş diyoruz. Teşekkürler. Beyefendi merhaba. Mansur Yavaş mı Recep Tayyip Erdoğan mı diye anket yapıyoruz. Pardon? Mansur Yavaş mı Recep Tayyip Erdoğan mı? Mansur Yavaş mı Tayyip Erdoğan mı? Tabii ki Tayyip Erdoğan. Evet. Onun üstünde başka adam yok çünkü. Aynen. Teşekkürler. Beyefendi merhaba. Mansur Yavaş mı Recep Tayyip Erdoğan mı? Hı? Mansur Yavaş mı Recep Tayyip Erdoğan mı? Tayyip. Tayyip. Teşekkürler. Anket yapıyorduk. Mansur Yavaş mı Recep Tayyip Erdoğan mı diye soruyoruz. Mansur Yavaş. Neden? Yaz böyle bir röportaj yapmak istedim. Yani geldim. Pek siyasetle alakam yok. İlgim yok yani. Bu konuda biraz cahilim. Ama Mansur Yavaş yani. Evet. Pek ilgim yok, kusura bakmayın cahilliğime. Estağfurullah. Beyefendi merhabalar. Mansur Yavaş mı Recep Tayyip Erdoğan mı? Recep Tayyip Erdoğan. Neden? Çünkü ülkeye yaptığı hizmetlerinden dolayı. Evet. Yayınlanacak mı? Yayınlıyorum. Evet. Magazin Forever, YouTube, Instagram, Facebook. Abi merhaba. Merhaba efendim. Abi Mansur Yavaş mı Recep Tayyip Erdoğan mı? Abi Mansur Yavaş. Bu hükümet değişsin, ben AK Partiliyim. Bu hükümet değilsin, başka biri gelsin. Çünkü attığımız adımlardan çözüm alamıyoruz biz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim beyefendi. Yayınlıyorum abi. Abi Mansur Yavaş mı Recep Tayyip Erdoğan mı? Tayyip Erdoğan. Hizmet ediyor adam. Hizmet ediyor. O yüzden. Teşekkür ederim. Devam. Mansur Yavaş mı Recep Tayyip Erdoğan mı? Ne demek istedin yani? Hani Mansur Yavaş'ı mı destekliyorsunuz Recep Tayyip Erdoğan mı? Mansur Yavaş ya oğlum. Neden? Daha güzel iş yapıyor. Yemedi daha adam. Ne güzel temiz adam. Daha ne isteriz? Efendim? O yüzden dolayı. Tabii. Türkiye'mize güzel biri gelsin yavrum. Teşekkür ederim.
Ben de teşekkür ederim yavrum. Mansur Yavaş gelsin, inşallah gelir. Ben... Var mı ablam sizin de yorumunuz? Mansur Yavaş ve Recep Tayyip Erdoğan. Yavrum söylemek gerekirse... O anket yapıyoruz. Tamam biliyorum anketi. Söylemek gerekirse... Yani Tayyip Erdoğan geldiğinden beri... Yani... Bazı şeyler ortadan kalktı. Mesela biraz huzur geldi. Ben öyle düşünüyorum. Huzur geldi. Önceden böyle rahat çıkıp bir yerde toplu bir yerde oturamıyorduk. Nerede bir bomba patlayacak, nerede bir şey olacak o korku vardı. Tam 20 seneden beri yaptı yani şimdi insan yaptı. Şimdi tamam. Şimdi bir tek şey var. Yok hayır. Hayır teyze öyle düşünme. Ya, hakkını da yemeyeceğiz yani. Şu an neden dolayı? Biraz şu an emekli tabii. Emeklilerin bir de şu işte şu pahalılık olmasa çok iyi olacak oldu. Yiğit öldürdü yani hakkını yeme derler. Peki kime verirsiniz oyunuzu ikisi arasında? Gene Cumhurbaşkanı'na. Recep Tayyip Erdoğan. Gene ona veririm. Hakkını yemem diyorsun. Yemem. 20 yılın. Yok şu an şimdi hadi emekliye bir şey için bayram ikramiyesi vermedi diye de o da olamaz. Allah razı olsun huzur var oğlum huzur var şu an huzur. Mansur Yavaş ve Recep Tayyip Erdoğan. Mansur Yavaş abi. İçeri girmek istemiyorum da. Normal. Ya bilmiyorum. Sevmiyorum. Sadece sevmiyorum. Mansur Yavaş iyi bir insana benziyor. İyi insanları severim. Öyle yani. Bir sorumuz vardı. Mansur Yavaş mı Recep Tayyip Erdoğan mı? Tabii ki de Mansur Yavaş. Neden? Ya nedenini şimdi saymakla hani tek bir celsede bitiremezsiniz aslında. Anladım. Hani ne bileyim derim bence ya. Teşekkür ederim. Sağ olun. Mansur Yavaş mı Recep Tayyip Erdoğan diye anket yapıyoruz. Ne söylemen gerekiyor? Siz hangisini beğeniyorsunuz? Mansur Yavaş mı yoksa Recep Tayyip Erdoğan? Yani ben tam olarak... Tanımıyorsunuz. Yani anladım da neler duymak istiyorsunuz, neler açıklaman gerekiyor tam anlayamadım. Yok yani Mansur Yavaş'ın yönetimini mi beğeniyorsunuz yoksa Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetimini mi beğeniyorsunuz? Yani ben Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetimden memnunum. Evet. Var mı nedeni? Nedeni mesela şimdi Rusya-Ukrayna savaşı arasında bu Batı ve barış sağladı. Yani milletimiz, halkımız gazsız kalmayacak, Rus turistler gene gelecek. Bence çok mantıklı ve yani güvenli davranıyor. Abi Mansur Yavaş ve Recep Tayyip Erdoğan mı? Ne? Mansur Yavaş ve Recep Tayyip Erdoğan. Mansur Yavaş. Seviyoruz onu. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Abi merhabalar. Abi Mansur Yavaş mı Recep Tayyip Erdoğan mı? Mansur Yavaş. Neden? Çünkü adaletli bir insan. Yani başka söyleyecek bir şey yok. O yüzden. Yani. Güzel de. Abimizin vermiş olduğu oyla bugünkü anketimiz de sona ermiştir. Teşekkürler.